İtalya'nın Ravenna şehrindeyiz ve San Vitale Kilisesi'nin dışında durmaktayız. Burası 6. yüzyıldan kalan önemli bir yapı. Gerçekten oldukça eski. Bu yapı merkezi plana sahip olması sebebiyle alışıla gelmişin dışında bir kilise. Burada odak noktası merkez. Normalde olduğu gibi bazilika değil. Bazilikada uzunlamasına bir biçim vardır ama burada öyle değil. Normalde kilise deyince aklımıza haç biçiminde bir yapı gelir. Ayrıca uzun bir nef bölümü vardır. Burada ise bu geleneksel formu görmüyoruz. Onun yerine merkez alanı çevreleyen kemerli bir yol var. Ayrıca bu videonun konusu olan kilisenin doğu yönünde sonunda apsis bulunan bir uzantı var. San Vitale'ye dışarıdan baktığımızda sekiz kenarı olduğunu görüyoruz. Yapı sekizgen bir yapı. Bu sekizgen tabanın üstünde biraz daha yüksek olan daha küçük bir sekizgen var. Kilisenin dışı tuğladan yapılmış. Bu tuğlalar antik Roma döneminden kalma binalardan alınmış ve 6. yüzyılda bu yapıda tekrar kullanılmış. Duvarlarda pek çok pencere bulunuyor. Bu pencereler özellikle önemli. Zira orta çağdan günümüze ulaşan en eşsiz mozaiklerin bazıları bu kilisenin içinde yer alıyor ve bu pencerelerden içeri süzülen ışık bu muhteşem mozaiklerdeki altının ve renklerin ışıl ışıl görülebilmesini sağlıyor. Şimdi hadi birlikte kilisenin içini görelim. Evet, kilisenin içine girdik. Merkezdeki kısım tam üstümüzde bulunuyor. Sütunlarla desteklenen apsise benzer bu şekiller dalgalar oluşturarak etrafımızı sarıyor. Binayı destekleyen hacimli payandalar görüyoruz. Bu payandalar çok büyük olmalarına rağmen son derece kırılgan görünüyorlar. Örneğin sütunların çift olduğu yerdeki üsluba bakın. Bir dizi sütun diğerinin üstüne geliyor. Zemin kattaki kemerli yola uzanan sütunlar yukarıdaki galeriye de ulaşıyorlar. Bu kilisenin asıl mücevheri doğu yönünde. Şimdi o tarafa yürüyelim. San Vitale Kilisesi'nin doğu yönü yoğun mozaiklerle bezeli. Bu küçük cam parçacıklarından süzülen ışık altın parçacıkları üstüne yansıyor. Şimdi apsis bölümüne yani yarım daire formunda olan bölüme doğru yürüyoruz. Burada üç tane büyük pencere bulunuyor. Bu pencerelerin üstünde ise büyük bir apsis mozaiği yer alıyor. Bu mozaikte ortada hükümdar gibi giyinmiş olan İsa peygamberi görmekteyiz. Giysileri iktidarını simgeleyen mor renkte. Bir kürenin üzerinde oturuyor. Bu küre dünyamız. Kürenin altında Hristiyan inancına göre cennette bulunan dört ırmağın aktığını görüyoruz. İsa peygamberin her iki yanında birer melek duruyor. Elinde vahiy kitabını tutuyor. Kitabın üstündeki yedi mührü görüyoruz. Sağ eliyle bu şehir için şehit olan ilk kişi olarak kabul edilen San Vitalis'e bir taç uzatıyor. İsa peygamberin diğer yanında ise bu kiliseyi kuran ve inşaat giderlerini karşılayan Eklesius'u görmekteyiz. Eklesius kiliseyi İsa peygamberin yanındaki meleğe uzatıyor. Absiste gördüğümüz yüzeyin tamamı imgeler, figürler ve dekoratif ögelerle kaplanmış. Taş olan çok az yer var ve bu alanlarda son derece hoş soyut desenler oluşturacak şekilde dekoratif özelliğe sahip mermerden yapılmış. Düşünürseniz burası imparatorluğun başkentinden uzakta bir şehir. Bununla birlikte bu muhteşem yapı şehrin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Mihrabın tam üstünde Tanrı kuzusu imgesini görüyoruz. Bu imge Hristiyan inancına göre insan ırkı için kendini kurban eden İsa peygamberi simgeliyor. Başında bir hale var. Kuzu zafer çelengi ile taçlanmış. Yani bir anlamda Hristiyanlığın zaferi anlatılıyor. Çelengi kürelerin üzerinde duran dört melek tutuyor. Bu küreler İsa peygamberin üstünde durduğu yer küreyi simgeliyor. E daha sonra İsa peygamberi tekrar görüyoruz. Ancak bu kez kendisi sakallı ve daha yaşlı. Bu mozaik rahiplerin ve koronun bulunduğu yerin başındaki kemerli yolda duruyor. Zafer kemerinin orta bölümünde İsa peygamber var. Büst büyüklüğünde bir portre görüyoruz. İsa'nın bedeni gökkuşağı renklerinde bir haleyle çevrelenmiş. Bu kemerin her iki yanında havariler dahil 14 figür bulunuyor. Eski Ahit'ten, özellikle İsa peygamberin yaşamına ve kendini feda etmesine ilişkin sahneleri görüyoruz. Ayrıca Yeni Ahit'ten sahneleri de görüyoruz. Bunlar doğudan getirilmiş, kaliteli mermerden yapılmış son derece dekoratif sütunlar. Bu sütunlarda dikkatimizi çeken şey artık klasik düzenin terk edilmiş olması. Bu sütunlar Dorik İyonik veya Korint düzeni değil. Bu sütunlar mimari üslupta yenilikler yaratmaya çalışan ilk Hristiyanların sütunları. Sütunların tepelerinde sütunlarla kemerler arasındaki geçişi sağlayan impost sütun başlıklarını görüyoruz. San Vitale kilisesindeki en önemli iki mozaik apsisin kenarlarında bulunuyor. Bu mozaiklerde İmparator Justinianus ve İmparatoriçe Theodora'yı görüyoruz. Justinianus ve Theodora aslında Ravenna'ya hiç gelmemişler. Mozaiklerde yer almalarının sebebi imparator ve imparatoriçenin bu şehir üstündeki hakimiyetlerini vurgulamak olmalı. Ravenna şehri 400'lü yılların büyük bir bölümünde Gotların kralı Theodori'nin kontrolünde. Hükümdar Theodoric Ariandı, yani kilisenin ortodoks doktrinlerini takip etmiyordu. Aryanlar İsa peygamberin Tanrı Baba tarafından yaratıldığına ve bu sebeple İsa peygamberin kutsal üçlüdeki yerinin daha aşağıda olduğuna inanıyorlardı. Ortodoks Hristiyan inanışında ise İsa peygamber ile Tanrı Baba eşitler. 500'lü yılların başlarında o dönemde adı Konstantinopolis olan İstanbul'da bulunan İmparator Justinianus, generallerinden Belisarius'u İtalya'daki Ravenna'yı yeniden fethetmesi ve bu bölgede Ortodoks Hristiyan inancını yayması için gönderiyor. Aryan inancı da böylece baskı altına alınıyor. Bu gelişmelerin bir uzantısı olarak bu mozaikte İmparatorluğun doğu bölümünün hakimiyetinin vurgulandığını görüyoruz. Yani imparator Justinianus bir anlamda ben doğudayım ancak buranın İtalya'nın Ravenna şehrinin bile hakimi benim diyor. Dini güçle siyasi güç imparatorda birleşiyor. Justinianus'u ortada ve mor giysiler içinde görüyoruz. Mor, hanedanlıkla bağdaştırılan bir renktir. İmparatorun etrafında maiyeti var, Ayrıca kiliseyi temsil eden dini kişilikleri ve askerleri de görüyoruz. Kısacası iktidar odağı olan unsurları yani kiliseyi, imparatoru ve orduyu görüyoruz. Bu figürlerden bazıları örneğin Justinianus ve Maximianus diğerlerine kıyasla daha bireysel ele alınmış. İnsanlar o dönemde bu tür tasvirlere bakarak günümüzde tanımadığımız bazı figürleri tanıyordu. Ordudaki figürler ise daha anonim şekilde tasvir edilmiş. İmparator Justinianus'un ilahi olduğu kabul ediliyor. Başının etrafında bir hale olduğunu görebilirsiniz. İmparatorun elinde Ökarist ayininde kullanılan bir kase var. Bu kaseyi absiste İsa peygamberin bulunduğu yöne doğru uzatıyor. Bu kasenin içinde ayinde kullanılmak üzere ekmek bulunurdu. İmparator kompozisyonun merkezinde bulunuyor. Onu önden görüyoruz. Aslında bu mozaikteki figürlerin hepsini önden görüyoruz. Eğer bu figürleri dikkatli bir şekilde incelersek, biraz şematize ve soyut bir şekilde yansıtıldıklarını söyleyebiliriz. Orta çağdayız ve klasik geleneğin doğalcılığını, naturalizmini geride bırakmış durumdayız. Örneğin figürlerin ayakları bu bedenlerin ağırlığını taşımıyor gibi görünüyor. Adeta bu dünyada değiller. Ebedi bir ortamda salınıyormuş gibi duruyorlar. İmparator Justinianus'un hemen yanında Piskopos Maximianus'u görüyoruz. Piskopos'un üstünde ismi yazıyor. Ancak bu yazı daha sonra eklenmiş. Maximianus'un elinde mücevherlerle süslü bir haç var onun da mor renkli giysiler içinde olması Piskopos'un imparatorun iktidarı ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yanındaki figürlerin elinde kabı mücevherlerle süslü bir incil var. En sağdaki figür ise elinde bir tütsü tutuyor. Burada imparatorun ökarist ayini için törene önderlik ettiğini görüyoruz. Bu ayin kilisenin mabet bölümünde yapılıyordu. Figürlerin tümü altından yapılmış bir arka planın önündeler. Arka planın altından olması Bizans sanatında sık karşılaştığımız bir gelenek. Bizans dediğimizde akla ilk gelen yerin imparatorluğun başkenti olan Konstantinopolis yani İstanbul olduğunu hatırlayalım. Burada tessera denen küp şeklinde ve renkli mozaik parçaları var. Bu mozaik parçalarının önemli bir kısmında iki şeffaf cam arasına sıkıştırılmış olan altın yapraklar bulunuyor. Bu cam parçacıklar ışığın yansıyarak yüzeye canlılık katmasını sağlayacak şekilde belirli bir açıyla duvara yerleştirilmiş. Özellikle mekan mumlarla ve kandillerle aydınlatıldığında ışık bu renkli camlarda çok güzel yansıyor. Şimdi kilisenin diğer tarafına yürüyelim ve İmparator Justinianus'un eşi Theodora'ya ithaf edilmiş olan panele bakalım. Absis camlarının sağ tarafında İmparatoriçe Theodora panelini görüyoruz. Bu panel Justinianus'unkinin aynadaki yansıması gibi. Mozaik'in bu konumu bize İmparatoriçe'nin konumuna ilişkin ipuçları veriyor. Theodora normalde düşük bir toplumsal sınıftan olmasına ve genç yaşlarında gösterilerde çalışan bir işçi olmasına rağmen daha sonra son derece güçlü bir kadın haline geliyor ve Justinianus'a eşit olarak yönetimde söz sahibi oluyor. İmparator içi burada son derece ihtişamlı giysiler içinde görülüyor. Yakutlar, zümrütler, safirler ve çok büyük inciler gibi mücevherler takıyor. Başının arkasında aynı Justinianus'ta olduğu gibi bir hale var. Bu hale kendisinin ilahi olduğunu değil, otoritesinin kaynağının ilahi olduğunu simgeliyor. Ökarist ayini için ekmek kabını tutan Justinianus'a benzer şekilde, Theodora da bu ayinde kullanılan kadehi elinde tutuyor. Ökarist ayinine katılmak üzereymiş gibi görünüyor. Zira yandaki bir perdenin kaldırıldığını görüyoruz. Gene Justinianus'a benzer şekilde Theodora'nın çevresinde de maiyeti bulunuyor. Giysisi son derece ihtişamlı. Bizanslar hanedanlığın zenginliğini ve gücünü burada Ravenna'da da sergilemek istemişler.